Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Çocukları mutlu ediyoruz. Altın 61 proje olarak hesabımız var. YouTube kanalımız da var. Biz öğrenciyiz yani. Muhteşem bir bütçemiz yok. Öğrenci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz sosyal sorumluluk projesi olarak mutlu oluyoruz ve yapıyoruz. Okullara yardımcı olduğumuz projeler var. Trabzon'daki bir okula gidemedik ama buradan pano yolladık, bulut yolladık, kıyafet, her şeyi yolladık. Herkes bizim bir yerden maddi yardım aldığımızı düşünüyor ve böyle bir şey yok, kesinlikle yok. Herkes öğrenci. Şeyleri gerçek hayatta da isteyerek yaptığınız zaman bir şey önüne bir engel gelmiyor gerçekten yani. Çünkü isteyerek yapıyorsun, severek yapıyorsun, mutlu oluyorsun. Bu bizim sevgi tabanına gelen çocukların son aşamaları hastalıklarının. O yüzden ayakta durup gelebilen insanlardı. O hangi sabah diyor, çok mutlu oldum, hani gel fotoğraf çekelim falan diyor. Daha büyük fotoğraflarımız da var zaten. Yani bir şeyi zorlayınca oluyor gerçekten. Çalışmak lazım. Gece günü çalışmak lazım. Hani o yüzden ben güzel bir ekip gördüm. Hani çünkü güzel. Konuşmayı seviyorsunuz falan. Hani gelecek olanlar da hiç tereddütte kapılmıyor. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje Topluluğu karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Ama bunu ben soruyorum olsun. Önce. Bir değişiklik olsun. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle klasik sorun. Önce ben sizi tanıyayım. Ya bir kişi olunca bir farklı olmuş tamam, ya. Tamam. Buyurun lütfen, sizi tanıyabilir miyiz? Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Ekonomi okuyorum ama İngilizce okuyorum. Bunu belirtmek şahane. Öyle okuyoruz yani. Yeni girdim bu sene. İlk seneniz o zaman. Aynen, ilk senem. Hazırlıktayım şu anda. Böyle okuyoruz yani. Çok güzel. Peki okulunuzu memnun musunuz İstanbul Üniversitesi'nden? Yani şimdi çok övemem ama çok kötülemeyeyim de şimdi yani. Şimdi zaten gidemedik okula. Kötü oldu. Okula gitmek istiyordum çünkü hazırlık zaten tabiri caizse boş bir sene olduğu için eğlenebilirdik. Ama evde olduk yani, online böyle. Siz ilk senenizde evde oldunuz bir evet. Evet. Evet, evet. Hiç okula gittiniz mi peki? Gittim, gittim. Yani arada bir gidiyorum annemle falan, oradan Beşiktaş'a falan geçiyoruz gezmek için falan yani. Ama okulun tabii ki her şey çok güzel ama kullanamadık tabii yani. O üzücü oldu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. O halde şimdi Altın 61 Proje Topluluğu dedik. Nedir bu projenin amacı? Nedir? Bize bunu anlatır mısınız lütfen? Şimdi öncelikle projenin amacı şu, sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Çocukları mutlu ediyoruz. Onun dışında gezdiğimiz zamanlar da oluyor. Yani hani diyelim ki bir okula yardım edeceğiz, oralara gidiyoruz, yardımcı oluyoruz. Bir sosyal sorumluluk projesi aslında hani onun dışında. Böyle yani. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Ödüller yapıyoruz. Altın 61 ödülleri var. Onun dışında böyle yani. Bir Instagram hesabınız var. İsterseniz buradan verebilirsiniz hesabınızı. Tabii, arkadaşlarımıza bakabilirler. Tabii. Altın 61 proje olarak hesabımız var. YouTube kanalımız da var. Oraya abone olursanız çok süper olur. böyle yani. Ödüllerdiniz. Peki tam ödülleriniz nasıl oluyor? Şimdi öncelikle bir biz o zamanki dizisi olan insanları veya işte ünlülerimizi bir oylamaya sunuyoruz. Bir halk oylamasına. Bir de üniversite öğrencilerine oylama olarak sunuyoruz. Hangileri daha çok istenirse ödül kazanması, ödül alması açısından onlar ödülü kazanmış oluyor. Ve biz de onların menajeriyle ya da hani kendileriyle irtibat kurup onlara ödüllerini takdim ediyoruz. Onlar da bize video gönderiyorlar veya hatta bu sıra video gönderildi çünkü bu pandemi her şeyi etkiledi. Evet, zaten herkes bundan bir şikayetçi buraya gelen, inanın bana. Evet, bir de şöyle bir şey var, ben alt ekipmanlarınızı öğrenebilir miyim? Kimler neler yapıyor, kaç kişi var bu proje içerisinde? Şimdi proje içerisinde şimdi totalde 30-40 kişi var ama tabii ki bu arkada çalışan kısım, önde çalışan kısımlar da var tabii ki. 30-40 kişi var. Ekipmanlarımız kamera işte, şudur budur, ufak bir stüdyo tarzında, bir restoran stüdyosunu kullandık. Böyle biz öğrenciyiz yani, muhteşem bir bütçemiz yok. Öğrenci olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Harika bir noktaya açtınız. O zaman devam ediyorum bundan kadar. Şimdi siz İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsunuz ve bu üniversitenin bir topluluğu. O halde okul mu karşılıyor bunu? Siz kendi imkanlarınızla mı yapıyorsunuz? Yok, okul hiçbir şey de karşılamıyor. Hani biz kendi bütçemizle her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bu kameradır, işte ne bileyim sevgi tabağımızdaki yemeklerin masraflarıdır işte veya
bir restoranla irtibat kurup orada stüdyosunu kullanmak için her şeyi biz yapıyoruz. Yani menajerlerle konuşmak şudur budur, hiç bir şekilde hiç kimsenin yardımı yok. Şimdi şunu sormak istiyorum, ekonomik durum belli. Siz zaten öğrenci, bir de ilk yılınız. Evet, evet. Peki okulla peki konuştunuz mu bunları? Yani bir destek vermek istiyorlar mı size? Bir anlaşma yapabildiniz mi? Yani konuştuk ama bir sonuç alamadık. Hani bazen bizi Instagram'larında paylaşıyorlar ama yine de bir sonuç alamadık, yani alamıyoruz. Bir anlaşmaya varamıyoruz. O yüzden hep her şeyi kendimiz yapıyoruz yani. Her gün irtibattayız, her gün çalışıyoruz. Bir maddi aldığımız bir şey de yok. Anladım. Hani o yüzden her şeyi kendimiz bir sosyal sorumluluk projesi olarak mutlu oluyoruz ve yapıyoruz. Yani bu şey içerisinde bence harika bir proje ve çok aktifsiniz, çok enerjiksiniz. Arkadaşlarınızı zaten gördüm. İnanılmaz insanlarsınız. Bence okul destek vermeli diye düşünüyorum ben. Çünkü ya şöyle bir şey var. Bazı temel meslekler var. Bunlar halk arasında zaten evet meslek olarak görülüyor. O yüzden mesela buna her türlü yatırım yapılıyor. Fakat böyle yaratıcı fikirlere halk da, okul da ya da bu tip yerlerde destek vermiyor. Aslında bunlara biraz daha ağırlık verilmesi gerekiyor. O yüzden ben çok takdir ediyorum sizlere. Şahane bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Zaten sayfanızı inceledim ben. Harika bir sayfa. Süper. Onun haricinde bir de öğrenciyiz yani. Destek olmak zorundayız. Kesinlikle. Kesinlikle. Onun dışında şöyle bir şey yapalım o zaman. Şimdi burası üniversite kanalı ve üniversite öğrencileri izliyor. Siz bana biraz daha projenizi açabilir misiniz lütfen? Anlaşılması adı altına. Açalım. Şimdi biz bir öğrenci İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin toplandığı bir sorumluluk projeleri yapıyoruz. Fakat içerisinde İstanbul Üniversitesi'nde olmayan, katılmak isteyen, bize yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımız da var. Ama kurucular, yani arkadaşlarımız genellikle İstanbul Üniversitesi'nde okumuşlar. Biz neler yaptık şu zamana kadar? Bir kere altına alınmış bir ödülleri çok tuttu. Onları yaptık. Onun dışında Sen İstersen adlı projemiz vardı. O projede çocuklarla birlikte ünlüler şarkı söylüyordu. Aynen. Ama bu çocuklar da kanser hastası çocuklar. O çocuklarla sonra ilişkiyi koparmak istemedik ve bu sevgi tabağına geçtik. Sevgi tabağında da işte Instagram'da gördüğünüz üzere bu ara çok aktifiz onda. Yemekler yapıyoruz. Ünlüleri çağırıp yemekler yapıyoruz. Ünlülere ulaşıyoruz. İşte stüdyomuz, bir restoran stüdyosu. Orada yemekler yapıyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyor. Fotoğraf çekiliyoruz falan filan. Bayağı eğlenceli oluyor. Onun dışında okullara yardımcı olduğumuz projeler var. Trabzon'daki bir okula gidemedik ama buradan pano yolladık, bot yolladık, kıyafet, her çok şeyi güzel yolladık. Böyle projelerimiz var. Daha çok sayamadığım, aklıma gelmediği bir sürü şey var. Hem heyecanlıyım hem de bir sürü şey var gerçekten. Şimdi şöyle ki bir sürü konuk geldi buraya. Bazıları gerçekten bu tarz şeyler yapanlar var, yardım edenler var, destek olanlar var ama yani yaşımız genç olduğu zaman böyle aktif olunması, yani Trabzon diyorsunuz, yardım ettik diyorsunuz, çocuklara evet bile diyorsunuz ki çocuklara bağ kopartmadık, böyle bir şey yaptık diyorsunuz. Şahane, zaten çok tatlısın zaten. Aa, sen böyle, teşekkür ederim. O halde şöyle bir şey diyelim o zaman. Ben herkese bir soru soruyorum buraya gelenlere. Neyi yanlış biliniyor hakkınızda diye. Peki şöyle yapalım o zaman. Burada neyi düzeltmek istersiniz bu bölümle ilgili, bu alanla ilgili? Neyi düzeltelim? Öncelikle hiçbir yerden yardım almıyoruz. Maddi bir kazancımız yok. Herkes bizim bir yerden maddi yardım aldığımızı düşünüyor ve böyle bir evet şey yok, kesinlikle yok. Herkes öğrenci ve herkes hani elinden geldikçe ufak ufak şeyler yapmaya çalışıyor. Ne bileyim, mesela işte Melek var, diyor ki bana Nergis şunu getirsen olur mu, sarımsak işte doğraydısın mesela. Aa, evet diyorum mesela. İşte ona diyoruz ki işte bir çatal kaşık getirsen mesela. Hep böyle böyle biz şeyler yaptık. Yani her şeyi kendimiz yaptık. Hiçbir yerden bir maddi şeyimiz yok yani. Ya şöyle ki ekip işi var sizde. Ekip işi çok mühim. Bunu her defasında söylüyorum. Zaten ben bir sahne insanıyım. Ekip işinin o verdiği enerjiyi bilirim. Yani mesela kesinlikle şu an diyorsunuz ki destek yok diyorsun. O ekip zaten onu kapatıyor. Ama şahsen ben şey de düşünmüştüm. Hani sayfanızda da gördüm. Bir uzanan birisi var. Yani yardım eden birisi var diye düşünmüştüm yok, ben. Yok. Peki o zaman menajerlerle falan görüşüyorsunuz siz diye biliyorum. Aynen. Nasıl oluyor süreç peki? Süreç şöyle oluyor. Genellikle çoğuyla ben görüştüm bu süreç zarfında. Şöyle oluyor, hani yazıyoruz Instagram'dan ve öncesinde arkadaşlarımızın tanıdıkları ünlüler de oluyor. Onlar oradan da yazabiliyoruz. Hani tanıdığı derken eski ödüllerden kastediyorum. Ödüllerde getirdiğimiz insanları yazıyoruz. Veya Instagram'dan yazıyoruz. Bu sosyal sorumluluk projesi olduğu için insanlara katılmak, yani ünlüler katılmak, yardımcı olmak onlar da istiyorlar. Evet.
Böylece Instagram'dan irtibat kuruyoruz. Bazen işte dediğim gibi numaralar falan oluyor. WhatsApp'tan yazıyoruz. Böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Ama her şeyi kendimiz yani. İşte öğrenci şeklinde. Evet, bu biraz keşke destek olunsa, haklısınız. Bir keşke. De şimdi pandemi var, stüdyoya kimseyi alamıyorsun. Siz mi şu an gidiyorsunuz peki oraya? Aynen, ben ve birkaç arkadaşım gidiyoruz. Arada bazı arkadaşlarımız da katılıyor. Tabii ki pandemi çok zor, çok korkutuyor. Hani buraya gelirken bile mesela işte benim babam falan hani böyle bir beyin ameliyatı falan olmuştu. Ondan teşekkür ederim. Ondan kaynaklı sürekli bir tereddüt oluyor ama hani bir şeyleri gerçek hayatta da isteyerek yaptığınız zaman bir evet. şey önüne bir engel gelmiyor gerçekten yani. Çünkü isteyerek yapıyorsun, severek yapıyorsun, mutlu oluyorsun. Evet. Hani o yüzden evet. Evet. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim sözlerine. Evet. Bunları duymak çok güzel, çok iyi enerji veriyor. Yani yalnız olmadığımız hissi ortaya çıkıyor. Evet. Harika. Evet. Bir de bir şey daha sormak istiyorum. Başkan yardımcıları bunlar var mı sizde de? Yani şey, şimdi başkan yardımcıları başkan olaraktan tabii ki var. ama biz bir ekip olduğumuz için böyle bir şeylere ilgilenmiyoruz. Yani başkan şudur budur. Hep birlikte. Şahane. Evet. Bu yüzden sordum. Şimdi okul bittikten sonra devretme durumu olacak mı sizde de? Yani miras gibi. Mesela okulu bitirdiniz. Bu kulübe başkalarını bırakacak mı? Yoksa siz mi tekrar devam ettireceksiniz kulübünüzü okul dışında da? Öyle mi olacak? Yoksa? Şimdi zaten bu projeyi 661'i kuran arkadaşlarımızın bir kısmı mezun. Aa, hani güzel. Aynen mezun olarak biz de öğrenciyiz halen. O yüzden böyle bir birlikteyiz ama mezunlar yani. Yani onlar da kurucu oldukları için bize devam ettiğini gördük, bir şey yapabildiğimizi gördük. O yüzden böyle hani hep devam ediyoruz. Çok güzel, bir de mesela şey de olabilir, mezunları falan toplayıp bir araya hep birlikte bir proje yapabilirsiniz, aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz. Alanınız çok geniş zaten yani bir sürü, ben de projelerinizi gördüm. Çok da tatlı projeler ve evet. öğrenci olup destek almadan yani büyük başarı ya evet. gerçekten. Bak mesela hastaneye gitmişti arkadaşlarımız. Bu bizim sevgi tabağına gelen çocukların son aşamaları hastalıklarının. O yüzden ayakta durup gelebilen insanlardı. Onları stüdyomuza çağırıyorduk. Fakat bunun dışında ayakta olmayan, hala devam eden kanser hastaları vardı çocuklar. Onlara da Cartoon Network sponsorluğunda hem hediyeler getirdik hem ekipler getirdik işte ne bileyim figürler falan hani giyiniyorlar ya onlara evet. komikler çıkalar falan şahane. Yapıldı. Hani böyle ufak ufak böyle bir sponsorluklar alıp daha da büyütüyoruz yani. Bir de insanlar da görüyor tamam mı hani tamam çok şey oldu. İsa önü. Ben aldım o samimiyeti. İsa önü. İnsanlar görüyor bir şey yaptığınızı anlıyorlar ve hani çocuklar mutlu oluyor çünkü görüyorsun. Mesela kız bana diyor ki ya Nergis abla diyor çok mutlu oldum hani gel fotoğraf çekelim falan diyor. Daha böyle fotoğraflarımız da var zaten. Aa, harika. Hani böylece insanlar da arada böyle sponsor oluyorlar yani. Ama çok güzel. Hem de çocuk dediniz zaten artık da zaten söz daha kalmıyor diye evet, düşünüyorum. Yani evet. yardım etmek çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim anlattıklarınız için. Sizi başka ne eklemek istersiniz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bununla ilgili okulunuzla ilgili ya da herhangi bir şey anlatmak ister misiniz burada? Yani şöyle söyleyeyim, bu sevgi tabağına ekleme yapabilirim. Buyurun, sevgi tabağında işte çalışıyoruz, ediyoruz. Bu ara bu pandemi olduğu için zorlandık. Arada çekimlerimiz aksadı. Çünkü hani bu pandemiden kaynaklı restoranlar açıldı, restoranlar kapandı. Evet. Hani hep bizim için böyle bir şeyler oldu. Ama biz tam gaz devam ediyoruz. Sevgi tabağı halen devam ediyor. Halen yani ünlülerle görüşüp devam ediyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani takip edin, görün. Davet ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ama ederiz. Güzel oldu böyle yani. çok güzel oldu. Zaten sohbet ettik öncesinde. Evet, aynen. Evet, aynen. Arkası da çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Böyle yani ama her şey devam ediyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Bir şeyi hayatta istiyorsanız yapıyorsunuz gerçekten. Ne kadar azimle yapsan da. Mesela bak bir örnek vereceğim konuyla alakasız. Buyurun. Şimdi ben hazırlıkta okuyorum ve evde çok sıkılıyorum. Böyle totalde 50 yere falan staj şeyi yollamışım tamam mı? Ondan sonra hiçbirisi dönmedi ama bir tanesi döndü. Hani böyle şey oluyor, azimle bir şey yaptığın zaman halloluyor o yani her şey. O enerjiyle alakalı galiba. Etki tepki olayla der mi? Mesela enerjiyi yolluyorsun, o enerjiyi alıyorsun durumu. Kesinlikle, evet, aynen. Evet ama harika bak. Şurada, burada benim enerji var şu an. Hissetti onu. Kesinlikle. Yani bir şeyi zorlayınca oluyor gerçekten. Çalışmak lazım. Gece gündüz çalışmak lazım. Ben çok iyi biliyorum. Hani işte Melek'le şudur budur hani arkadaşlarımızla.
gece konuştuğumu biliyorum yani hani bir şeyleri yapmak için, çözümlemek için, çocukları ayarlamak için. Çünkü bunlar zaten çok kolay gözüküyor ama gerçekten çok zor. Evet. Hani mesela ben bir gün onu unutuyorum, bunu unutuyorum, o arkamı toparlıyor, ben onun arkasını toparlıyorum derken hani gerçekten zorluk var. Hani hiç kolay değil buranın arkası. Sen de biliyorsun zaten, sen de şu anda kamera karşısındasın. Gerçekten zor. Şöyle ki şu dönemde böyle kadın dayanışmaları benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir buradan teşekkür ediyorum. İkincisi aktif insanları seviyorum ben. Yani bir evrene bir amaç için gönderildiğini bilen insanlar zaten kendilerini fark ettiriyor o insanlar. Siz zaten öyle birisiniz. Harika bir şey bu. Bir diğer seçenek de şu. Ben şimdi siz de proje yapıyorsunuz, siz de öğrencisiniz. Ben size şey sormak istiyorum. Üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim hakkında ne düşünüyorsunuz? Üniversite TV. Evet, bizim hakkımızda. Şimdi bence çok çalışıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ben gelmeden önce açıkçası yalan söylemeyi bilmiyordum. Herkes tedirgin oluyor evet, bir önce sonra. Bilmiyordum. Ondan sonra ama isteyerek geldim. Çünkü araştırdım, gördüm. Her gün çalıştığınızı gördüm. Ve gerçekten bu çok güzel bir şey. Hani hiç teşekkür durmadan. Ederim. Aynı bizim gibi siz de durmadan çalışıyorsunuz bu arada. Teşekkür ederim. Güzel. Çok güzel bir şey. Onun dışında bence arkada profesyonel bir ekip var. Yani ama şöyle, hani senin burada soluk olman hoş olmazdı zaten. Hem gülüyorsun hem tatlısın, moderatörsün falan. Çok tatlı bence. Hani o yüzden ben güzel bir ekip gördüm. Hani çünkü konuşmayı seviyorsunuz falan. Hani gelecek olanlar da hiç tereddütte kapılmasın. Çok teşekkür ederiz Zahane. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yani böyle. Bence harika bir yayın oldu zaten. Bence de. O halde iyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık. Çok da sevdim. Yani, bir daha bekleriz. Ya inşallah ben çok sizi sevdim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O halde yayınımı sonlandırıyorum. Olur, peki. Burası Üniversite TV. Teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın.